Sayın Belediye Başkanım, Sayın Başsavcım, çok değerli daire müdürlerimiz, değerli siyasi parti başkanlarımız, sivil toplum örgütlerinin değerli temsilcileri, kahraman gazilerimiz, yarınımızın teminatı, sevgili öğrenciler, çok değerli Erdemli halkı, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir diyerek ifade ettiği Cumhuriyet'in 96. yılını kutlamanın coşkusunu ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz. 29 Ekim 1923'te hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. İdare usulü halkın mukadderatını, geleceğini bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına dayanır. Türkiye Devleti'nin hükümet şekli Cumhuriyet'tir ifadeleriyle ilan edilmiştir. O günden bugüne Cumhuriyetimiz aziz milletimizin tabiatına ve geleneklerine en uygun yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan erdemli, faziletli insanlar yetiştiren yeni ve sağlam esaslarıyla Türk milletini istikbal yolunda hızla ilerleten, halkın gelişimini ve yükselişini sağlayan, birlik ve beraberlikten, bağımsızlık ve hürriyetten asla taviz vermeyen, çağdaş dünyada hak ettiği onurlu yeri alma kararlılığını tüm dünyaya gösteren çağdaş bir yönetim şekli olmuştur. İnanıyorum ki aziz milletimizin her bir ferdi milletimizin küllerinden yeniden doğduğu bu özel günü büyük bir coşkuyla idrak etmekte, en samimi duygularla kutlamaktadır. Tarih açık bir şekilde göstermiştir ki büyük Türk milletinin bekasının ve çağdaş dünyada hak ettiği yeri almasının yegane biçimi Cumhuriyet'tir. Yaşadığımız sıkıntılı günlerden sonra kanla, irfanla kurduğumuz Cumhuriyet sayesindedir ki bugün haklı olarak büyük bir millet ve devlet olmanın gururunu yaşıyoruz. Kahraman ordumuz sadece sınırlarımız içindeki vatandaşlarımızı korumakla kalmayıp dünyada birçok mazlumun umudu, koruyucusu olmuştur. Gittiği her yerde barış ve huzuru sağlamış, kan ve gözyaşını dindirmiştir. Şanlı al bayrağımızın dalgalandığı yerlerde ne korku ne keder kalmamıştır. Barış pınarları akmaya başlamıştır. Bu vesileyle barış pınarı harekatını sürdüren kahraman ordumuzu Allah muzaffer etsin. Türk insanı Cumhuriyet sayesinde devletin tek ve gerçek sahibi olduğunun, hakimiyetin kayıtsız şartsız milletin olduğunun bilincindedir. Demokratik, laik ve sosyal cumhuriyet ve onun kazanımları ırk, dil, din, inanç, cinsiyet farkı gözetmeksizin her Türk vatandaşının ortak varlığıdır. Elbette ki ulaşmamız gereken daha nice hedef, yapmamız gereken daha nice büyük işler vardır. Üzerinde yaşadığımız coğrafyanın politik ve stratejik önemi karşımıza sürekli iç ve dış düşmanları çıkarmıştır. Çıkarmaya da devam edecektir. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da hainlerin planları bozulmaya mahkumdur. Çünkü bu milletin yüreği Akif'in toplu vurdukça sineler onu top sindiremez dediği gibi her daim birlik ve beraberlikten yanadır. Nitekim son olarak birçok dış düşmanın desteğiyle 15 Temmuz gecesi gerçekleştirmek istenen hain darbe ve ülkeyi bölme girişimi milletin devletine sahip çıkmasıyla geri püskürtülmüş ve bütün dünyaya çok önemli bir mesaj verilmiştir. Gerek bu hain girişime, gerekse bugün Suriye'de yaşananlara karşı Batı'nın şaşırtıcı düzeyde ikili, iki yüzlü ve teröristlerden yana tavır almasının ülkemizin üst üste demokratik, ekonomik ve terör saldırılarına maruz kalmasının altında Türkiye'nin dünya beşten büyüktür diyerek kurtlar sofrasına müdahale etmesine ve bu sofrada hem İslam coğrafyasının hem de dünya mazlumlarının temsilciliğine soyulmasına duyulan sonsuz öfke yatmaktadır. Yaşadığımız bu kritik coğrafyadaki mevcut tüm olumsuzluklara rağmen ortak tarih, ortak kader ve amaç birliğiyle vatandaşlık kimliği ilkelerine dayanan temeller üzerinde yükselen Cumhuriyetimiz sayesinde bu topraklar üzerinde yaşayanlar tasada ve kıvançta bir ve bütün olmada, ocağını ve aşını paylaşmada ne kadar kardeş olduğunu ortaya koymuş,
Dahası büyük bir millet ve devlet olmanın gereği ecdadı gibi milyonları aşan vatansız insanlara kucağını açmış, dünyanın neresinde olursa olsun mazlumlara sahip çıkmış, zalimin karşısında olmuş, yakın bölgesine ve ötesine barış, adalet ve refahı yaymaya çalışmıştır. Her yerde ve her ferdimizde milletçe devletimizin bekası, milletimizin refahı için çalışmaya, dünyanın gelişmiş ülkeleriyle her alanda yarışmaya ve öncülük etmeye azimli ve kararlıyız. Bu inançla büyük kahraman, asker ve devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda yürümeye, milli ve manevi değerlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Başta Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder Atatürk olmak üzere kahraman ecdadımızı, aziz şehit ve gazilerimizi milletimizin kalbinde ve gönlünde ebediyete kadar yaşatacak ve asla unutmayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle başta Mustafa Kemal Atatürk olmak, Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet, şükran duygularıyla anıyorum. Büyük Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı'nı tekrar kutluyor. Nice güzel bayramlarda birlikte olmak dileğiyle sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Sakarya'dan su içip o çelik düğümlerle yuvaları dağılmış bir avuç yılan. Hedef Akdeniz asker diyen parmağa koştu. Zafer bahçelerinden gül koparmaya koştu. Yol gösterdi göklerden bize binlerce yıldız. Kıpkızıl ufuklardan taştı al bayrağımız. Koştuk aslanlar gibi kükreyip dağdan dağa. Canavarlar dişinden vatanı kurtarmaya. Sakarya'dan su içtik o çelik süngülerle. Yuvaları dağılmış bir avuç yılmazlarla. Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti. Zaferle kalbimize yazdık cumhuriyeti. Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti, zaferle kalbimize yazdık cumhuriyeti. Sakarya'dan su içtik o çelik süngülerle, yuvaları dağılmış bir avuç Yılmaz Erle. Erdemli Profesör Doktor Nevi Bozkurt Kız Akkız Anadolu İmam Hatip Lisesi 9. sınıf öğrencilerinden Fatma Zehra Açıkörükü Vatan Sevdası adlı şiirini okuması için buraya davet ediyorum. Yiğit vatan, idamı aşk etti cumhuriyete. Bu sevda uğrunda kan döküldü kan. Vatan göğüs gerdi bütün şiddete. Çünkü sevdalıydı cumhuriyete. Bu sevdaya kurşun atanlar oldu. Ben oturuyorum burada. Sinsice pusuya yatanlar oldu. Bu mukaddes aşkı satanlar oldu. Vatan dayanmadı bu ihanete. Açtı kollarını cumhuriyete. Cumhuriyet dedi, sevdin mi beni? Dedi, ölesiye sevmişim seni. Elçi gönder gelsin dedi atanı, ata da yüzünü döndü millete. Elçi gitmek için cumhuriyete. Ata bir yön çizdi yönler içinde, yola düştü kara günler içinde. Millet yaslı, vatan kanlar içinde. Haykırdı, elini uzattı ata, gel dedi. Gelin cumhuriyete. Vatan hür baş çıktı bu kanlı tuzaktan. Yola düştü cumhuriyet. Gömlek giydi ay yıldızlı bayraktan. Cumhuriyet gülümsedi uzaktan. Gel
erişelim dedi vuslata. Vatan gül uzattı cumhuriyete. İşte o gün düğün dernek kuruldu. Ak ellere alkınalar sürüldü. Cumhuriyet davulları vuruldu. Ata önder oldu iki hasrete. Vatan da kavuştu cumhuriyete. Gelin çeyizini serdi vatana. Haktan, adaletten, hukuktan yana. Özgürlük getirdi yurtta insana. Millet susamıştı bu hürriyete. Kurbanlar kesildi cumhuriyete. Bu iki sevgili el ele verdi. Adalet temelli bir yuva kurdu. Bu sevgi tarihe bir mühür vurdu. Cihan şahit oldu bu şanlı kudrete. Çünkü canlar verdik cumhuriyete. Geride bıraktık kara günleri. Her geçen gün adım attık ileri. Vatan çiçek oldu. Biz olduk karı. Ben değişmem bu vatanı cennete. Bu vatan layıktır cumhuriyete. Ben de bu ülkede bir vatandaşım. Bütün halkı emmim, dayım, kardeşim. 79 bedenim var, bir başım. Hiç kimse düşmesin yersiz gaflete. Biz etten siperiz cumhuriyete. Ben de bu ülkede bir maksudum der. İzindeyiz vatanın. Sözündeyiz yurtta ışık tutanın. Yılmaz bekçisiyiz biz bu vatanın. Ben giderim, oğlum gelir nöbete. Rüzgar estirmeyiz cumhuriyete. Görülsün Türk olmanın yıldızı nasıl parlar. Bizde bizi bulmanın amansız savaşı var. Gelecek yüzyıllarda bugünden daha büyük Türkiye özlemiyle bizi gözler Atatürk. Erdemli Anadolu Lisesi öğrencilerinden Mertcan Şerid'i Türkiye'm adlı şiiri okumak üzere kürsüye davet ediyoruz. Kurulmuşum taşına, toprağına, yerde gezen, gökte uçan kuşuna, baharına, yazına, kara kışına vurulmuşum. Eli kalem, eli kazma, eli kürek tutan, yüzü toprak kokan, sınırlarında omuz omuza yatan insanlarına, benim iyi yürekli kardeşlerim, hep senin dostlarım mı? Benim çiğdem kokulu memleketim. Ekim biçtim tarlalarında demet demet. Kaval çaldım, koyun güttüm yaylalarında. Kolumu yastık yaptım yüzümde, bayırında. Kesemle bereket, gönlümde servetim. Güzelde kuvvet, korumda. Damarlarımda dolaşan memleketim. Gözlerin ne güzel, deniz mavisi. Ormanların kurban olmuş yeşil yeşil. Uzanır kolların nehirler boyu. Sıcak kucağında saadetim, benim çiğden kokuyor. Dilek kocaman! Nice türküler yakıldı, senin için. Destanlar yazıldı, bayrak bayrak. Omuzlar vuruldu, dize geldi zeybeklerim. Kapımda nöbet tuttu yıllar yılı. Gençliğim, heyecanım, gayretim, gözümde nur, içimde sevgi, elimde saf, dilimde türkü memleketim. Türkiye doğduğum, Türkiye doyduğum, Türkiye konduğum yurt. Sevgim, inancım, özlemim, eşiğimi salladım, sende dinliyorum. Sen gönlümde yatan memleketim.
atalarımız. İlmeyeli gökten yere bayrağımız. Yorulmak, yılmak yakışmaz bize. Elbette tarih şaşacak azmimize. Erdemli Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Ahmet Yılmaz'ı Cumhuriyet adlı şiirini okuması için kürsüye davet ediyorum. Ey bizlere bugünü kazandıran şehitler, ey hürriyet yolunda can veren koç yiğitler, ey kahraman Atatürk, sizlere minnettarım. Rahat rahat uyuyun, nöbette bizler varız. Canımızdan azizdir bıraktığın emanet. Cumhuriyet şereftir, namustur cumhuriyet. Ateş içinde doğduk, uyku bize yaramaz. Ölüm bile arasa, evde bizi bulamaz. Tarlada, fabrikada, kışlada okuldayız. Fakat hep bir emelde, bir yönde, bir yoldayız. Bugün hürriyet için Kore'yi vatan bildik. Edirne, Çanakkale, İzmir, Ardahan bildik. Yaşayan Türklerin büyük bir kolunu teşkil eden Kıpçak boyundan Hristiyan bir Kıpçak beyinin kızıdır. Erzurumlu bir delikanlı, güzeller güzeli, sarı saçlı Kıpçak beyinin kızına aşık olur. Delikanlının ailesi sarı saçlı Kıpçak beyinin kızıyla evliliğe müsaade etmez. Kıpçak beyi de kızının bu delikanlıyla evlenmesini istememektedir. Delikanlı ise kıza kör kütüp aşıktır ve aşkını şiirle mırıldanarak lirik bir şekilde sürekli söyler durur. Delikanlının aşkı onu o kadar kavurur ki tüm bu itirazlara dayanamayarak kızı kaçırır. Kıpçak beyinin adamları iki kaçağın peşine düşer ve kısa bir zaman sonra onları bulur. Adamlar delikanlıyı öldürür. Bu elim olay bütün halk tarafından işitilir ve dilden dile aktarılır. Delikanlı ve Kıpçak kızının aşkı bir nefes olup gönülden gönle bir türküyle yaşatılır. Biz bizdekini biliriz. Ancak iki devlet, bir millet olduğumuz kardeşliğine hep birlikte bir kulak verelim, bir göz kesin.